Evet efendim, şu anda Ergani Spor eski başkanlarımızdan Yasin Aral yanımızda. Bizi ziyarete gelmişler. Nevzat Başkanımız da burada şu anda. Eski sporcularımızdan deneyimli Vecdin Solmaz abimiz de bizi ziyarete gelmişler. Ne yapalım? Bu hafta sonunda bir hasret giderelim. Ergani Spor'u onlardan, büyüklerimizden öğrenelim. Her ne kadar şu anda Ergani Spor Başkanlığı ben yapsam da büyük tecrübelerini ve özverilerinden bize yol gösterdiler, bize yardımcı oldular. Biz de bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tüm Ergani Spor Başkanlığı'na saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ergani Spor'u deyince aklınıza ne geliyor Sayın Başkanım? Şimdi Ergani Spor 1951 yılında resmi olarak liglere katıldı. Fakat bundan önce 1938 yılında kurulduğu söylendi. Bir fotoğraf, bir belge, o zaman futbol oynayan bir arkadaşımız gönderdi. Biz de baktık 1938 yılı ve kuruluş olarak 1938 yılını baz aldık. Tabii Ergani Spor çok zorluklar içerisinde liglere katıldı. Forması olmayan, ayakkabısı olmayan, futbol topu olmayan, sahası olmayan şekilde o zamanın jenerasyonu, rahmetli Taceddin abi, Taceddin Demir, Nevzat Çevik, Saadettin Aksoy, Lastik Ali, lakaplı Ali Tekiner kalecimiz, Eyüp Salık, öğretmen neydi ya onun ismi, unuttuk. Çok emek verip değer olan bu jenerasyondan sonra Ergani Spor ligden imkansızlıklar nedeniyle çekildi. Ve nitekim 1969 yılında o zamanın memleketin yani öğretmen olan, ileri gelen bazı abilerimiz tarafından tekrar faaliyete sokuldu. Bu faaliyete sokulması da o zaman Ergani Spor'da hakikaten futbol potansiyeli vardı. Mahalle takımları vardı. Azya Mahallesi, Kemaliye Mahallesi, Bağyur, Kemertaş, Saray ve bunların, bu gençlerin kendi aralarında kurmuş oldukları takımlarla lisenin, şu andaki lisenin karşısında jandarman olduğu yer futbol sahasında devamlı maçlar yapılıyor. Kendi aralarında organize ettiği maçlarla bu işi yürütüyorlardı. Tabii Ergani Spor kurulduğu zaman bu mahalle takımlarından futbolcuları bünyelerine aldılar ve ikinci bir jenerasyon daha başladı. İşte orada da bir sürü futbolcu arkadaşlarımız hakikaten özverili şekilde hizmet ettiler. Formasız, ayakkabısız, aç biraz şekilde liglere katma, araba yok. Bu şekilde Diyarbakır liglerine gidip başarılı oluyorlar. Bunlardan Necdet Kurt sayabileceğim, Ekrem Demirtaş, Mehmet Zübü Zengin, ondan sonra Müfit Subaşı, Celal Ballı, Mevlüt Uğur, Emrullah Gök, yani Celil Pekçetin, yani bunlar rahmete giden arkadaşlarımız da var. Tabii o dönemlerde biz artık daha gençtik. En gençleri ben 1969 yılında bu kulübe girdim. 1969 yılından sonra çeşitli mevkilerde oynadıktan sonra bir ara Elazığ bölgesinde futbol kariyerimi devam ettirdim. Ondan sonra geldim Ergani Spor'da 1969-1986 futbolu Ergani Spor'da bıraktık. Ondan sonra kulüp başkanlığı, ondan önce bir antrenörlük dönemi geçti. Bir iki yıl Ergani Spor'da kısa bir dönemde antrenörlük de yaptık. Tabii o zamanın şartları gelir yok. Futbolculara para verme olayı yok. Hani bütün amatörce hakikaten özverili arkadaşlarımızla bu yola devam ettik. Ondan sonra da mahalledeki gençlerden futbolcu almaya başladık. Öğretmen okulumuz var burada, Dicle Öğretmen Okulu. Orada hakikaten başka illerden gelen yabancı sporcularımız da vardı. Bunlardan bir tanesi Saray Belediye Başkanı Erdoğan Kaplan, CHP milletvekili oldu sonradan. O bizim Ergani Spor'da futbol oynadı. Şener Aru, Agop Lakaplı. Bunlar yani birkaç tane sayabileceğim insanlar vardı. Hala da görüşmemiz devam ediyor. Tabii güzel bir ortamımız vardı. Tabii biz futbolu bıraktıktan sonra artık şartlar değişti.
hakikaten sahalar yapılmaya başladı. Malzeme gelmeye başladı. Gelir sadece belediyenin vermiş olduğu bir otobüs gidiş gelişle karşılanıyordu. Ve tabii çalışan arkadaşlarımızın cebinden futbolculara yemek veriyordu. Sponsor olarak da sevdiğimiz insanlardan ayakkabı, forma alıp kulübü bugüne kadar getirdik. Tabii bu kulüpte başkanlık yapan arkadaşlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz de vardı. Bunlardan isimlerini bazılarını saymakta fayda görüyorum. Mesela Abdülkadir Zengin, hakikaten özverili başkanlık yaptı. Başkatip Abdullah Özfırat başkanlık yaptı. Hamit Turhut hocamız başkanlık yaptı. Sonra geldikten sonra bir ara ben yaptım. O sırasıyla Vahit Güvensen yaptı. Rıfat Yılmaz yaptı. Şükür Yılmaz yaptı. Mücahit Çiçekdağ yaptı. Yani bu kulübe Nevzat Tekin yaptı. Yani bir ara ve en son başkan olarak da kulübe hiç kimse sahip çıkmadığı halde Ekrem Sen var. Arkadaşımız yolla bizlerin zoruyla 3-4 yıldır 2 dönem kaç 2 dönem değil mi? 2 dönemdir özverili bir şekilde bu kulübü başarılı bir şekilde yönetiyor. Şimdi şampiyon neden olmuyor? Şimdi şampiyon olsak imkanlar daha da zorlanacak. Gelir olmayan yerde. Bu kulübe sadece yani kişilerin sırtından gitmekle bu iş olmuyor. Çevremize baktığımız zaman Ergani Spor'dan başka bütün kaza takımları belediye bünyesine almış, belediye olarak devam etmektedir. Belediyenin imkanlarından faydalanmaktadır. Ama Ergani Spor bu imkanlardan faydalanmadığı halde ligi en aşağı, en kötü bir şekilde ikinci olarak bitirmektedir. Yani şampiyon olunur, olur. Ufak bir destekle gider çünkü bir potansiyel var. O yüzden Ergani Spor'a ileri gelen, kazamızın ileri gelen mülki amiri olsun, belediye başkanı olsun, diğer bu spora gönül verenlerin sahip çıkması gerekir. Yoksa böyle Ekrem'in, Nevzat'ın, İhsan'ın yahut da Ali'nin, Veli'nin gitmesiyle bu kulüp bir yerlere varmaz. Spor en büyük reklamdır belediye için, Ergani için. Üçüncülüğe çıkıldığı zaman haritada yerini bilmeyen, Ergani'nin nerede olduğunu bilmeyen Türkiye'deki insanlar Ergani'yi gördü nerede olduğunu. Ve neticede spor sadece 11-12 kişinin, 22 kişinin top oynaması değil. Burada yapılan maçlardan, burada gelen oteller yapılır, lokantalar kazanır. Yani burada simit satan kişi bile ekonomi açısından da güzel bir canlılık gelir. Ve kötü alışkanlıklardan insanları arındırırlar. Gençlerimiz spora verdikleri zaman uyuşturucu olsun, kumar olsun, herhangi pis, kötü işlerden arınırlar. Bizim istediğimiz Ergani Spor'u layık olduğu yere getirmek için ilgili kişilerden yardım ve destek bekliyoruz. Sayın Başkan, sizin tabii tecrübeli olduğunuz için, daha bizden büyük olduğunuz için saygı ve sevgilerimi sunarız size. İsimleri, başkanları saydınız. 3 tane karşımıza belki unuttunuz, söyleyelim. Evet, evet. Gönülleri kalmasın. Tabii tabii. Ali Güzel vardı. Burada Nedim Şimşek vardı. Ha, Nedim de yaptı. Tabii tabii burada. Tabii. Nedim Şimşek, Ali Güzel. Evet. Bu arada size hangi mevkide oynuyor Sayın Başkanım? Ben bir de kafalarının gol atmazdığını söylüyorlar. Yok, atıyorum ben. Çok attım. Attım da sonradan bir trafik kazası geçirdim 1978 senesinde. Şimdi kafayla atmanı anlamıyor. Ayakla atıyorsun sen. Kafayla da attık yani. Atlandık değil, öyle bir şey yok. Evet. Sporcu arkadaşlar sizin. Ben orta sahada oynuyordum. 6 numara. Evet. 17-18 sene hemen hemen bu takımın kaptanlığını yaptım. Ve ismimiz de severler sağ olsun şey gördüler. Şimdi kaptan dedikleri zaman herkes tanıyor. Artık ismimizi de unuttuk. En son şunu söyleyeyim Sayın Başkanım. Ergani Spor deyince size ne heyecan veriyor? Vallahi bana evladım kadar kıymetli bir şey hatırlatıyor. Çünkü ben çok emek verdim. Onun kötü duruma düşmesi beni üzer. Her zaman yanındayım. İçinde olsam da olmasam da desteğimi hiçbir zaman ayırmam. Yani diğer takımlar da olsa hepsine saygım sonsuzdur. Ama Ergani Spor'un benim yanımda değeri bambaşkadır. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, şu anda eski başkanımızdan Nevzat abi de yanımızda. Kendisine de bir Ergani Spor'la ilgili görüşlerini yaralım. Ben 79'dan beri Ergani'deyim.
Geldiğim yıldan bugüne kadar hep Ergenekspor'u takip ettim. Ergenekspor taraftarı oldum. Yıllarca yöneticilik yaptım. Genel kaptanlık yaptım. Bir dönem başkanlık da yaptım. Bizim dönemde 2-3 defa Diyarbakır şampiyonu olduk. İlk defa bizim dönemimizde Diyarbakır Süper Kupa adıyla anılan bir turnuva düzenlendi. O kupada da şampiyon olduk. Ergenekspor'umuza o kupayı da kazandırdık. Biz yönetime geldiğimizde ligler hep Diyarbakır'da oynanıyordu. Bizim şeyimizle ligleri deplasmanlı yaptık ve daha güzel oynanmaya başladı. Şimdi 4-5 ilçe takımı vardı. Onların da desteğiyle ligleri deplasmanlı yaptık. Hem kendi sahamızda hem dışarıda oynamaya başladık. Kendi sahamızda oynadığımızda büyük taraftar kitlesi desteği vardı. O dönemde de 2-3 tane üst üste şampiyon olduk. Bizim dönemde 103 golle gol rekoru kırdık. 2-3 tane futbolcumuz hep bölgesel gol kralı oldu. Yani ben yöneticilik yaptığım için memnunum. Ergenekspor'a bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum. Evet Vecdi abi, sizden de bir iki cümle bir şey alalım efendim. Ben de Ergenekspor'da 1975-76 yılında lisanslı futbolcuydum. Sağ olsun o zaman Sehmin Öztürk antrenörümüz vardı. Uyuşmazlığa düştük. Ben futbolu bıraktım. Ondan bu yana da hiç oynamadım. Yani yine de sporun içindeyiz. Küstün mü abi arkadaşına? Küstüm yani. Ama spora da küstüm. Ondan sonra spora da küstüm. Ama dışarıdan yine de seyrediyoruz. Bakıyordum yani şey diyorum. Fakat o hep içimde ürkte kaldı. Oynayamadım. Çok da iyi oynadığımı söylerlerdi. Mahalle arkadaşlarımla, mahalledeki takımlardaki arkadaşlarım hep söylerdi hala da. Öyle içimde ürkte kaldı. Yani ben devam ettirebilirdim ama sağ olsun Selim hocamın sayesinde futbolu bıraktım. Buradan da duyurmuş olayım ona. Ergenekspor'umuza başarılar diliyorum. Sayın Ekrem Sanvar arkadaşımızın bünyesinde belirli şekilde gidiyor. Ama istiyoruz ki bir ilçemizin ileri gelenlerinden yardımlarını bekliyoruz. Onların sayesinde daha iyi yerlere gelmesini bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet Sayın İsa Yayın Yönetmenim, ben de kısa bir şey söyleyeyim. Şu an Ergenekspor Kulübü Başkanlığı yapıyorum. 2 dönemdir. Bu 6. yılım dolmak üzeredir. Ergenekspor'un hemen hemen tüm kademesinde basın sözcülüğü yaptım. Birçok başkanın döneminde yönetime girdim. 2 dönemdir yapıyorum. Sağ olsun başkanlığım özveriyle bizi biraz şey ettiler ama yeterli kadar olmasa da yardım sevdiklerimiz, dostlarımız, spor severler tarafından yapıyoruz. Ama yeterli değil bu. Ergenekspor'un daha değerli başkanımızın söylediği gibi iyi yol, iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Tabi buna da artık imkanlar dahilindedir. Sayın başkanımızın döneminde yani bir topu, bir ayakkabı bulmada zorlandıkları dönemlerde şu anda artık futbol ekonomik paraya dönmüştür. Sen de bizde oynayan en normal bir sporcumuz bile sarı siyah formayı giymiş, burada yetişmiş. Doğal olarak onun da ekonomisi giderleri vardı. Diyor ki işte bize ne ücret veriyorsunuz? Yeterli bir ücreti veremediğimiz zaman yakınımızda bulunan başka ilçelere gidip en iyi imkanlarından faydalanıp biz de onları tutamıyoruz. Yani ekonomiyle derken paralelinde bu iş olmuyor, parasız da olmuyor. Evet, 6 yıldır biz 4 yıl, ben 6 yıldır başkanlık yapıyorum. 4 yıl ikinci bitirdim. Son 2 yıldır da 3 ve 4. olduk. Ama diğer de anlamda gençlere önem veriyoruz. Tükendik sonra. Ergani gençler bir takımı da bizde. Altyapımız vardır. Geldiğimiz günden itibaren Trabzonspor olsun, Sivas olsun, Malatyaspor olsun birçok yerlere sporcumuza verdik. Ve sokaklardan topladığımız sporcularımızı kahve köşelerinden kötü alışkanlıklardan uzak olması için altyapıya ciddi anlamda önem veriyoruz. Sayın Başkanımıza Ergenekspor'a vermiş olduğu özveri çalışmalardan dolayı bütün Ergenekspor Başkanlığı ve yönetimine ve taraftarlarına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ ol, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.